Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi Şurası'nda konuştu. İnşallah bugün ve bundan sonra yapacağımız işbirliği 2023 hedeflerimiz doğrultusundaki yürüyüşümüzü hızlandırmamızı sağlayacaktır. Anayasa değişikliğine ilişkin referanduma dair açıklamada bulunan Erdoğan, evet demek için yola çıktık dedi. Ve bizler işte bayrağımızın karşısına dikilenlerin karşısında olmak için bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine evet demek için bu yola çıktık. Çünkü az önce Sayın Başbakan'ın da ifade ettiği gibi Kandil'dekilerle omuz omuza verenler, onlarla beraber bu ülkede bir şeyler yapmak isteyenlere karşı bu adım atılmıştır. Ve ben onun için bu yolculuğu kutlu yolculuk olarak telakki ediyorum, kabul ediyorum ve inanıyorum ki benim milletim evet demek suretiyle bu yolculuğu onaylayacaktır. Ekonomik terörün var olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı istediklerini alamayacaklar açıklamasını yaptı. Kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye ile ilgili attıkları adımın altında ne yatıyor zannediyoruz? Orada da yatan kesinlikle bir ekonomik terörle, bu terörü estirmek suretiyle acaba biz Türkiye'yi nasıl ürkütürüz? Bunun gayreti içerisine girdiler. İstedikleri netiği alabildiler mi? Alamadılar. İddia ile söylüyorum. Alamayacaklar. Dünyadaki kredi derecelendirme kuruluşlarının iradesi bu topluluğun iradesinin üstünde değildir, olamayacaktır. İş dünyasına seslenen Erdoğan, yeni bir istihdam seferberliği başlatıyoruz dedi. Şimdi de inşallah bu işsizlik sarmalını hep beraber el ele vermek suretiyle Türkiye'deki tüm girişimcilerimiz inşallah bu işi çözeceğiz, halledeceğiz. Ve bunun için de yani bugünden hiç gecikmeden süratle adımı atıp süratle de eleman alımlarını başlatarak temennimiz o ki şöyle Mart ayı sonuna kadar Türkiye bu konuda ciddi bir dönüşümü, değişimi yakalamış olsun. Onun için bunu sizlerle özellikle paylaşmayı milli bir görev telakki ediyorum. Milli bir seferberlik ilanı olarak telakki ediyorum. Ve ben bu seferberliğin aktörleri olarak da sizleri görüyorum ve şimdiden kutluyorum, tebrik ediyorum. Türkiye'nin faiz politikasından şikayetçi olduğuna dikkat çeken Erdoğan, bu faiz politikası aslında bir sömürü aracıdır dedi. Ülkemin faiz politikasından şikayetçiyim. Bu faiz politikasıyla ülkem kalkınmaz. Bu faiz politikası aslında bir sömürü aracıdır. Bunu da özellikle söylemek istiyorum. Onun için finans sektörünün patronlarını özellikle insafa davet ediyorum.